geçti. Evet. Değerlendir valla. Tabii ki ligdeki durum ilk yarının sonuna baktığımızda bizim için hem psikolojik anlamda hem de puan anlamında olumlu sonlandı. Lige baktığımızda ligin başından itibaren, ilk haftalardan itibaren üst sıralara tutunan bir Göztepe takım vardı ve bunu ilk yarının sonuna kadar taşıdı. Son iki haftayı da lider şekilde geçtik. Bu bizim için önemliydi. Puanlar çok yakın birbirine, öncelikle bunu söylemek lazım. Takımların performanslarınıza baktığınızda herkes herkesi yenebildiği, herkesin puan kaybettiği, belki çoğu zaman sürprizlerle dolu bir ilk yarı geçti. İkinci yarıda daha da zor olacak. Yani asıl belki lig ne zaman başladı dersiniz, şimdi gerçeklik 18 haftalık daha zorlu bir periyot, daha zorlu bir dönem şimdi başlayacak. Biz buna hazırlanmaya çalışıyoruz tabii ki. Bir hazırlık kampı bizim için hem tekrar bir yükleme, son kez belki bir daha bir ara olursa yine orada da bunları yapma şansımız olacak ama çok önemli bir dönem bizim için bu. Hem antrenman yapıyoruz hem taktiksel anlamda çalışmalarımızı hem otelde hem sahada yapmaya çalışıyoruz. Bir hazırlık maçı oynadık. Tabii ki oyuncularımın biraz da yorgunluğu vardı ama bizim için faydalı bir maç oldu. Yarışın hızlanacağı, kızışacağı bir döneme başlayacağız. Biz de buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocam. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda da tabii ki bize gelen takımlar dediğim gibi hep motive bir şekilde gelecek. Şu anda ligin ilk sırasındayız. Bunu da yaşayacağız. Ama sakin olmak gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Özellikle iç saha maçlarımızda seyircimizle birlikte çok büyük avantaj yakaladık ilk yarı. Bunu aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. İç saha performansının iyi olduğu bir Göztepe takımı gördük. Bunu dış sahada da biraz daha arttırabilirsek bu bizi çok belki önde devam etmemizi sağlayacak. Ama kendi sahamızda özellikle ilk bölümde daha sabırlı olan, tabii ki ligde her maç ayrı bir hikayesi var. Her maçın başka bir sonucu var. İnişler, çıkışlar oluyor her takım için. Daha iyi bir şekilde başlayıp iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Yani burada iç sahada yani muhteşem bir taraftarımız var. Öncelikle onun avantajını kullanacağız. Dış sahada da biraz daha oyunu daha akıllı oynayarak hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Hocam geçen gün alt. Sizce hocam sizin fikstür avantajınız var mı veya nasıldır? Rakiplerinizle alakalı. Yani ben şeye inanmıyorum açıkçası. Yani fikstür avantajına çok inanmıyorum. Çünkü her maç farklı bir senaryo. Her maç yani baştan kağıt üstünde gördüğünüz hiçbir zaman doğru çıktı olmamıştır. O yüzden çok fikstür avantajı. Maçları oynarsınız, iyi oynarsanız kazanırsınız. Belki bazen çok zorlu bir periyoda girersiniz. Yani burada puan kaybetme şansı çok fazla dersiniz bir takım için. O periyodu daha rahat geçer. Kaybetmeyeceği maçta kaybeder. O yüzden burada konsantrasyon da çok önemli. Yani maçlara hazırlanmak da çok önemli. Maç ayırt etmemek gerekiyor. Her maç aynı konsantrasyonla, aynı istekle hazırlanmak gerekiyor. Çünkü gerçekten ligdeki bütün takımlar önemli. Ben yani şampiyonluk için işte şu takım ön planda desek yani bunu bile söyleyemem. Çünkü herkes her yere gelebiliyor. İyi bir seri yakalayan takım ligde her yere gelebiliyor. O yüzden yani hem Süper Lig'e çıkma yolunda hem playoff'a kalma yolunda yani çok fazla takımın şansı var. Hocam transfer olacak mı son olarak? Şehirler, bölgeler. Transfer yapacağız. Eksiklerimiz var. Bir tane sol bek bakıyoruz. Yani burada o bölgede bir tane oyuncumuz var. Oraya ikinci bir oyuncu almak istiyoruz. Ön tarafta Kone ayrıldı. Yabancı o anlamında bir oyuncuyu gönderdik. Kiralık verdik Kone'yi. O da iyi bir oyuncuydu ama biz de çok fazla şans bulamadı. Öndeki hücum oyuncularımızın çok başarılılar zaten. O yüzden yani ön tarafa hem forvet arkası hem kenarlarda oynayabilecek bu anlamda bir oyuncu da yabancı oyuncu bakıyoruz. Ama eksik olan yerlerimizi takviye yapacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar inşallah, süper başarılar. Görmek dileğiyle. Görüşürüz. Kolay gelsin.